Bugün sizlere bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde yaşanan beslenme bozukluklarını anlatacağım. Özellikle çocuklarda aynı masaya bile yiyeceklerle oturmama, ağzında lokmayı tutma, geri tükürme, öğürme ya da yiyeceklerden kaçınma gibi davranışlar görebiliyoruz. Hatta biz bunlara zor beslenen çocuklar diyoruz. Bu gibi durumlarda aslında değerlendirme ile yaşanan zorluklar tespit edilebilir. Bu zorluklar yapısal olabilir, oral motor zorluklar olabilir, planlama, organizasyon, duyusal hassasiyetler gibi birçok aslında altında yatan bir temel olabilir. Değerlendirmede bunların hangisinde veya hangilerinde zorluk yaşadığına bakıyoruz ve sonrasında terapilerle bu yaşadığı zorlukların üzerine çalışarak yaşadığı beslenme zorluğunu ortadan kaldırmasına yardımcı olabiliyoruz. Aslında çocuklarımız yaramaz olduğu için veya inatçı olduğu için yemiyor değil, gerçekten altında yatan bir zorluk olduğu için yemekten kaçınıyor olabilir. O yüzden böyle durumlarda değerlendirmeye gitmenizi öneririz. Sağlıklı günler dileriz.